Yani Türkiye iyi yönetilmiyor. Evet. İyi yönetilmiyor derken bir dönemde iyi yönetildi diyorsunuz biraz önce anlattığınız örneklerle. Evet. Yani Bir dönemde hem dış politikada hem iç politikada. Doğru. Bir kere bu iyi yönetilmeme ve iyi yönetilme konusunda ne gibi farklar oluştu? Yani nereden nereye nasıl geldik? Yani siz Maliye Bakanı iken mesela Naci Abal gibi yarın sizi görevden alacağınıza dair haberiniz olmadan talimatlar geliyor muydu? Yani nasıl nasıl bir ilişki vardı o zaman hükümet içinde hmm. başbakanla bakanlar arasında siyaset oluştururken ekonomi oluştururken hmm. nasıl bir yol izliyordunuz ve bu o, o yol nasıl bozuldu? Şimdi Türkiye'nin e, şu son 20 yıla baktığımızda dönem dönem çok başarılı olduğu alanlar oldu. Ama hangi dönemde, hangi alanda başarılı olduysa şöyle bu başarının sebebi nedir diye dönüp baktığınızda çok sebep olabilir ama ben iki tane konuyu ben önemsiyorum. Bunlardan birincisi kadrolar. Yani dürüst ve işinin ehli kadrolar bir dönem bir alanda görevliyse o dönemde bakıyoruz Türkiye başarılı olmuş. İkincisi de o alandaki kararların ortak akıl ve istişareyle alınması. Bu iki faktör çok önemli. Yani bu listeyi uzatabilirim. 10 madde sayabilirim. Bizim şimdi ekonomi eylem planı yani 119 tayin madde. Esas aynı diyorlar ortak akıl anladığım kadarıyla. Evet. Yani şimdi mesela bizim şey... örnek değil mi? Mesela Merkez Bankası'nın görevden alınması. Bir, o dönemdeki mevzuat buna izin vermiyordu. Bu daha sonra K.K. ile Cumhurbaşkanı'na bir yetki aldılar. Performans kriterine göre bağımsız bir kuruluş da olsa o kuruluşun başındaki kişiyi görevden alma yetkisini cumhurbaşkanı aldılar. Bunu yaptılar önce. Bunu nasıl yaptılar? Yine Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkan bir <laughs> kararnameyle yaptılar. Arkasından Cumhurbaşkanı dedi ki bak artık mevzuat değişti dedi ben de Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyorum dedi. Eskiden böyle bir şey mümkün değil. Yapamaz çünkü niye? Merkez Bankası Başkanı eskiden Bakanlar Kurulu kararıyla atanıyordu. Görevden alınması da yine ancak Bakanlar Peki, Kurulu kararıyla olabilir ki Merkez Bankası kanundaki özel madde sebebiyle o da olamıyordu. Araya girebilir miyim? şöyle? Tabii. Yani şöyle bir şey oluyor muydu? <laughs> yani daha önce alışık olmadığınız bir şekilde başbakan müdahalede bulunmayan başlamıştı? Başlıyordu. Yani nasıl bir krizle? Heh, biz yani... ona izin vermedik. Yani biz örneğin Merkez Bankası'na Merkez Bankası'na ilişmesine asla izin vermedik. Yani ben Ağustos 2015'te görevi baş, bıraktığım son güne kadar Merkez Bankası'na müdahale etmesine asla izin vermedik. Zaten hukuki yetkisi de yoktu. Yani o imza falan olacak şey yok. Görevden de alamıyor. Onun için kızıp duruyordu yani. Müdahale ettirmedik. Öyle yürüttük. Böyle bir Mesela, talep vardı ama vardı tabii. 2014, 2015 mı? benim görevimin son iki yılı çok ciddi talep vardı. Mesela 2002'de hükümet kuruldu. O zaman Süreyya Serden geçti Merkez Bankası Başkanı'ydı. O günkü mevzuatta da Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve başkanın 5 yıl görev yapacağı ile ilgili açık hüküm vardı. Mesela bana o dönemde çok telkinde bulundu. Hatta baskı yaptı. Dedi ki al şunu görevden ya dedi. Söyle istifa etsin. Ya Merkez Bankası bağımsız. Bu arkadaşın tekniği kötü değil. Peki daha önceki yaptığı işlere baktığımızda bir yanlış var mı? Yok. E peki biz bunu nasıl izah edeceğiz? Niye görevden aldınız diye sorduklarında nasıl izah edeceğiz bunu? Görevden <laughs> almak zaten hukuken mümkün değil de istifaya zorlayabiliyorsunuz ancak öyle oluyor. hani Yıldırma politikalarıyla istifa ettiriyorsunuz. O, o dönemin yöntemi o. Yapmadık. Ve Süreyya Serden geçti. 5 yılı doldurduğu son güne kadar görevinin başında kaldı. Bir şey Para vardı. politikası kurulu üyeleri o devraldığımız dönemde her biri tek tek 5 yılı doldurana kadar görevde kaldılar. Hiç kimseye dokunmadık. Hiç kimseye istifa baskısı bile yapmadık. Daha sonra Durmuş Yılmaz oldu biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı. Daha hemen işin başında onunla da Sayın Erdoğan böyle oldu Durmuş Yılmaz. A. Neler neler söylüyor neler neler. Ama Durmuş Bey ben dedim ki hiç aldırma dedim ya. Sen bağımsızsın. Bu senin hukuki hakkın. Beş yıl bu görevdesin. Gereğin ne gerekiyorsa ben arkandayım dedim. Sen... E, Durmuş Bey sağ olsun. Görevinin son gününe kadar, o da tam beş yılı tamamladı. Görevinin son gününe kadar dokundurtmadık. Enflasyon öyle düşük gitti. En, onun için enflasyon tek hane gitti. Yoksa bu dürtüler baştan beri zaten hep vardı yani. Erdem Başçı arkadan. Ya Erdem neler neler yaptı. Vatan haini dedi. Vatana ihanettir dedi. Faizler %6-7 iken Allah aşkına Merkez Bankası'nın politika faizi %6-7 iken o %6-7'lik faize vatana ihanet dedi. Ne oldu? Biz onu da görevin son gününe kadar tuttuk. Dokundurtmadık yani. Ne gerekiyorsa Merkez Bankası onu yaptı. Efendim, Yani bu çok büyük bir mücadeleydi. O dönemde bakmayın abi içeriden neler neler yaşadık. E, yani sadece yaptıklarımız değil bir de yanlışlara mani olma mücadelesini verdik. Onun için ülke başarılı oldu. <laughs> Onun için hukuk dedik bakın Merkez Bankası bağımsız ya bunu taahhüt etmişiz üstelik sadece Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yasalarda yazan bir taahhüt değil AK Parti'nin kuruluş programına o cümleleri ben yazdım Merkez Bankası bağımsızdır Merkez Bankası'nın asıl görevi fiyat istikrarıdır Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefiyle çelişmemek kaydıyla hükümetin istihdam ve büyüme politikalarını destekler AK Parti'nin kuruluş programını açın bakın en Ve bunu kabul ettik. Partinin kuruluş programı haline geldi. Topluma taahhüt ettik. Yerli yabancı bütün iş dünyasına taahhüt ettik. Sadece bir yasa değil, bir siyaset taahhütlü Merkez Bankası'nın. Peki araya girebilir Ak, AK Parti'nin şey... kuruluş programını açıp <laughs> baksınlar. Tamam. Kuruluş tamam. programı Peki. değişmedi e... nefes alın. Yani aynı kuruluş programı duruyor AK Parti'nin. Ben, ben anda... de onu soracağım. Mehmet Demir yaptı. de araya girmek istiyor Nihal Hanım da. Değil evet, değil 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 de. değil evet, böyle biraz hızlı AK Parti programını ben de zaman zaman açıp okuyorum. Ve siz açıp okuduğunuzda ne, ne nasıl bir hisse kapılıyorsunuz? Yani biz böyle bir program hala varlığını sürdürürken niye buradan ayrıldık? Evet. Ne oldu da ayrıldık? Şu anda Sayın Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı Ayrılmaya açsın okusun Merkez ben... Bankası şeyleri değişmedi o program duruyor. Kendi parti programını ihlal ediyor. Bırakın yasa ihlalini yani kendi siyasi taahhüdünü şu anda ihlal ediyor. Fiilen. Çok önemli bir böyle siyasi, siyasi şey olabilir. program mı? Evet. Nasıl? Çok önemli ve Peki. insan haklarına, o... devletine evet. uyarlı bir program. Evet öyle.